Herkese selamlar dostlar. 26 Aralık 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 tane mücadelemiz var. Ondan önce 25'in maçlarıyla konuşalım isterseniz. Toplamda 4 tane mücadele vermiştik. Hepsi Süper Lig veya TFF birincilik olmak üzereydi. Tek kupon üyesi olarak zaten burada Trabzon Başakşehir mücadelesini vermiştim. KG var olarak. Maç 0-0 bitti. Bir tane verilmeyen belki penaltı vardı. Trabzon adına. Onun dışında direkten dönen toplar vardı. Erken bir gol gelseydi gelebilirdi. Fakat beraberle biteceğini düşünüyordum. Fakat 1-1 gibi bir skor beklediğimden dolayı KG var olarak önermiştim. KG var tercihimiz başarısız oldu. Maç sonu 0 alanlar yüksek orandan varsa onları tebrik ederim. Hatta Bursa maçına da aynı şekilde KG var. Ona da bir beraberlik beklediğimi söylemiştim. Berabere bitti fakat 0-0 bitti. Onun da KG varı gelmedi. Hatta ben yüksek oran grubunda şöyle bir öneri yapmıştım. Şöyle göstereyim isterseniz. Galatasaray maçına şöyle ekranı şey yapayım. Galatasaray maçına 1 ve 2,5 üst verdim. 2-0 bitti. Trabzon'a sizlere de verdiğim gibi 0-0 bitti. Maç sonu 0 vermiştim burada. Menemen Bursa'ya da 0-0 bitti. Ona da maç sonu 0 verdim fakat KG var olarak YouTube'da önermiştim. Erzurum Denizli'ye zaten direkt 1 olarak önermiştim. Yüksek oranla da 1 ve 3,5 A şeklinde önermiştim zaten. Yani burada belki bir başarı sıfırlardan kazandık. Belki biraz başarı olabilir. Onun dışında bir başarı yok açıkçası. Onun dışında artık önümüzdeki günün bakacağız 26'sına. Şimdi ilk maçımız Alanyaspor Karagümrük mücadelesiyle başlayalım. Sizden yine aynı şekilde like ve yorumlarınızı bekliyorum. Bol şanslar. Bu arada sizlere tekrar bir skor söylemek istiyorum. Başakşehir ekrana gelsin. Manchester City ile Leicester'ın bir skor tahminini sizlere sormak istiyorum. Diğer videoda Başakşehir Trabzon maçının skorunu bilenlere açıklarız. Siz şimdi Manchester City ve Leicester mücadelesinin yine skor tahminlerini yapabilirsiniz. Kazananlardan katılana Telegram grubumuza bir kişiyi ekleyelim. Bol şanslar diyelim. Like'larınızı bekliyorum. Alanyaspor Karagümrük mücadelesiyle başlayalım. Karagümrük deplasmanda son dönemlerde biraz daha toparladı. Normalde deplasmanlar çok bir başarı sağlayamayan bir Karagümrük vardı. Volkan Hoca geldi zaten. Son hafta berabere kaldılar Fenerbahçe ile. Maçı zaten anlatmaya gerek yok. Muhtemelen hepiniz izlemişsinizdir. Deplasmanlarda burada biraz daha hızlı bir burada hangi takımın futbolu daha hızlı diye baktığımız zaman da Karagümrük'ün futbolu biraz daha hızlı. Fakat Alanya'da kendi evinde Alanya'da ya alıyor ya mağlup oluyor. Alanya fakat kendi evinde biraz daha korkusuz futbol oynuyor. Özellikle yan toplardan iyi iş çıkartan bir Alanyaspor var. Burada özellikle Efecan'la Davinson'u kullanıyor. Özellikle Efecan'la orta ayağını Davinson'la biraz daha hızlı içeri girip pas verme veya kendi tamamlıyor Davinson'un. Deyduyu beslemeye çalışıyorlar. Onun dışında pek bir numarası yok Alanyaspor'un da. Ben tempolu bir maç bekliyorum. Alanya'nın da hem Alanya'nın önde oynaması biraz da kanatları çok kullanması Karagümrük'ün de yeri geldiğinde hızlı çıkmasından dolayı her iki takımın da atacağı ideal bir KG var tercihini burada değerlendirebiliriz. 1.50 pardon 1.49'a düşmüş. 1.49'dan bir KG var değerlendirme altına alabilirsiniz. Bir KG var maç olarak görüyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Manchester City ile Leicester mücadelesi. Şimdi Manchester City zaten çok iyi futbol sergiliyor fakat burada Leicester takımındaki eksikler ne durumda olacak? Çağlar, Vardy, Evans, Kastanya, Barnes gibi isimler şüpheli durumda. Oynar oynamaz belli değil. Bazı eksikleri var. Fofana'nın zaten eksikliği vardı. Şimdi Leicester'ın kadrosunu biraz tahmin etmek güç burada. Şimdi Leicester'ın kadrosu ne kadar iyi de çıksa ben Manchester City'nin kolay kolay zaten saracağını düşünmüyorum. Kale yine ablukayı alacaktır. Son maçlarında zaten 7-0, 4-0 gibi skorlarla alan bir Manchester City var. Yine aynı şekilde herhangi bir sakatlığı olmayan bir Manchester City var. Burada da yine kazanmak için elinden geleni yapacaktır ki bence de kazanacaktır burada Manchester City. Ben şöyle bir tercih yaptım. Kuponuma da koydum. Manchester City son haftalarda baktığımız zaman da ilk yarılardan ciddi bir üstünlük sağlıyor rakiplerine. 3-0, 2-0 gibi skorlarla bir üstünlük sağlıyor. Direkt ilk yarı birden ben kombinemi aldım. Oranı da 1.44 bandındaydı. 1.38'e kadar düşürdü. Avrupa'dan oynayanlar zaten daha yüksekten alacaktır. Onun dışında biraz daha yüksek bir tercih isteyenler varsa şöyle 1.79 gibi orandan ilk yarı 1.5 üstüne de değerlendirme yapabilirler. Fakat idealden buradan Manchester City'nin atacağı ilk yarıdan galibiyeti değerlendirebiliriz. Norwich Arsenal mücadelesi. Son zamanlarda Arsenal çok ciddi anlamda bir yükseliş olduğunu görmek muhtemel zaten. Bir şeyi oynayamadı, mağlubiyet aldı. United'a karşı pek bir, o da güzel bir mücadeleydi, ona pek fazla oynayamadı. Everton'ı geç, onun dışında
Leeds United çok net bir galibiyet aldı. Aynı şekilde West Ham mücadelesinde de çok net bir galibiyet aldığını söyleyebilirim Arsenal'ın. Norwich City'de ben bu mücadeleyi korner maç olarak değerlendirdim. Norwich'in son maçlarına baktığımız zaman da korner atan bir takım olduğunu iyice gözüme çarptı. Son maçlarda 5 tane, 6 tane, 4 tane, en az 4 tane atmış korner. Güzel korner kullanmış. Korner işi her zaman biraz şanstır. Genelde korner takımları vardır. Leeds United mesela korner takımıdır. Burada Norwich de son haftalarda güzel korner atıyor. Arsenal'ın da ben burada zaten hızlı oyunundan dolayı pozisyonlara gireceği veya çok fazla şut çekeceğinden dolayı kornere çıkma ihtimali var. Ben direkt tek tercih olarak burada 9.5 üst korneri, 8.5 açmıyorlar çoğunlukla İngiltere'ye. 9.5 üst korneri 1.42'den gibi orandan değerlendirme altına alabilirsiniz. Korner mücadelesi olarak görüyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. West Ham'la Southampton mücadelesi. West Ham'ın son mücadelesini 90 dakika izleme fırsatım vardı. Arsenal'a karşı. Yani oyunda pek fazla var olamadı West Ham takımı. Onlar da bir kötü gidişat mı diyelim veya deplasmandaki o deplasmanda olmanın verdiği dezavantajdan dolayı mıydı bilmiyorum. Fakat deplasmanda Arsenal'a karşı çok bir varlık gösteremedi. Bowen'ın birkaç pozisyonu vardı. Antonio biraz pozisyon hazırlamaya çalıştı. Fakat olmadı West Ham Arsenal mücadelesinde. Yine aynı şekilde West Ham takımında çok fazla önemli bir eksiklik yok. Bir Zuma'nın sakatlığı var defans hattında. Onun dışında ileri hattında Lanzini, solda Fornals, sağda Bowen, ileride Antonio ideal 11 ile sağda olacaktır. West Ham bence çıkış yapmak için galibiyet serisine başlamak için iyi bir rakiple karşılaşıyor. Southampton'la karşılıyor. Onlar da bir ara yükseldi. Ondan sonra yeniden düşüşe geçti. Ben burada taraf bahsinden ziyade West Ham'ın atacağı iki golü değerlendirmeyi önereceğim sizlere. West Ham kendi evinde iyi bir çıkış yakalayacak rakibe karşı oynuyor burada. O yüzden West Ham'ın atacağı iki golü 1.64 gibi orandan değerlendirme altına alabilirsiniz. 2-1'lik bir skor beklentim var West Ham tarafında. Burada West Ham'ın atacağı 2 gol bizler için ideal bir tercih olacaktır. Değerlendireceklere West Ham'ın atacağı 2 golü öneririm sizlere. Fenerbahçe ile Malatya mücadelesi. Fenerbahçe takımı son hafta oynadı. 9 kişiye karşı kazanamadı. Takımın o günden sonra yani Karagümrük'e kazanamadıktan sonra üstünde ayrı bir baskı var arkadaşlar. Onu da belirteyim. Yani kazanamadığı için taraftarlar sosyal medyada olsun, bakalım bu şimdi taraftar önünde olacak, nasıl bir tepki alacak? Trabzon maçı berabere bitti. Galatasaray maçı kazandı. Beşiktaş da yarın oynayacak. Fenerbahçe de Malatya'ya karşı burada kazanabilir. Malatya biraz daha, onlar da bir hakem haksızlığına uğradı. Adem Büyük falan, hatta birçok isim PFDK'ya sevk edildi Malatya isminde. Malatya takımında. Burada Fenerbahçe kazanabilir. Fakat dediğim gibi çok fazla güven vermiyor bana. Yani yüksek oranlar deneyelim ben. Eğer Fenerbahçe kazanacaksa bile 3.5 altında biri 1.83 gibi orandan alalım. En azından gelmezse bile yani yüksek orandan aldık deriz diye düşünüyorum ben. Fakat kazanırsa bile 2-1'lik skorla, belki 2-0, 2-1'lik skor bandında kazanabilir. KG desek tüm maçlar KG yok bitti neredeyse. Ondan dolayı biraz riski arttıralım, oranı da arttıralım diyerekten de 3.5 altında biri değerlendirme altına alabilirsiniz Fenerbahçe mücadelesinde. Artık bu maçı da alamazsa, yani çünkü tüm tepkiler Ali Koç'a gidiyor. Geçen maçta 9 kişiyi mağlup olamadı. Mağlup edemedi yani. Yani sıkıntılı bir süreçten geçiyor Fenerbahçe'de. Bakalım bu maçta 3.5 altında bir denenebilir. Teknik direktör de Löw'ü düşünüyorlar da ne kadar olur olmaz. Bir teklif yapacaklardı. Ne durumda bilmiyorum artık. Son maçımız Eyüpspor'la Balıkesir mücadelesi. Burada da Balıkesir zaten çok kötü gidiyor. Balıkesir'in ben son mücadelesinde de değerlendirmiştim. Tam tersine rakibe yönelmiştim Balıkesir mücadelesinde. Burada Eyüpspor'da son haftalarda yani bir çıkış yakaladı mı desem. Yani kadro olarak zaten Balıkesir'den üstün. Balıkesir'in zaten hep belirtiyorum. Hatta YouTube'da da değerlendirdim 2-3 kere sanırım. Transfer yapamadığı için zor durumda. Eski oyuncularıyla anlaşmaya çalıştı derken takımı bir şekilde kurtarmaya çalıştılar. Fakat olmadı. Muhtemelen kümeye düşecektir. Eyüpspor'un da hücum hattı iyi. Cenk Ahmet, Dibba, Adana Demir'den hatırlayacağınız. İleride de deneyimli golcü Umut Bulut var. Puan durumuna baktığımız zaman zaten Balıkesir ligin muhtemelen düştüğü. Eyüpspor'un da burada kazanma ihtimali çok yüksek. Kazanma ihtimali yüksek olduğundan dolayı, onlar da hücum hattına da güvendiğimden dolayı ben zaten buradan tahminci de mahsunu 1-1.5 üst demiş. Ben kombineme de koydum. Genelde maçkolik tahmincileriyle aynı düşmek istemiyorum. Fakat olmasa muhtemelen yani zayıf rakip oynuyor. 1 ve 1.5 üstünü 1.39 gibi orandan değerlendirme altına aldım. Eyüpspor'un kazanacağını düşünüyorum. Balıkesir'e karşı da en az 2 tane gol atması benim için ideal ve muhtemeldir. Değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar diyerekten de geçiyorum. Toplamda 6 tane maç yorumladım.
Bu maçlardan iki tanesini kombine haline geldi. Hatta kombinemiz ekrana gelsin. Kombineye baktığımız zaman da Manchester City mücadelesini ev sahibi bir ilk yarıdan kazanır diye düşünüyorum. Manchester City ilk yarıdan galip gelecektir diye düşünüyorum. Onun yanında da Balıkesir ile Eyüpspor mücadelesinde Eyüpspor'un en az 2 gol atarak kazanması benim için idealdir. Günün ideal kombinesi olarak değerlendirme altına alabilirsiniz. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Seviliyorsunuz. Bay bay.